Merhaba arkadaşlar. Bugün aile hakkında konuşacağız. Konumuza yaşanmış bir hikaye ile başlamak istiyorum. Karı koca uzun sürede tatil planları yapıyorlardı. Kendi araçlarıyla farklı şehirleri dolaşarak baş başa güzel bir tatil geçirmeyi hayal ediyorlardı. Hazırlandılar. Koca arabaya gitti. Bagajı yerleştirdi. Eşini ve çocuklarını beklemeye başladı. Tam o sırada arabanın ön kapısı açıldı ve hiç sormadan arabaya acaba kim girdi? Evet, tahmin ettiğiniz gibi arabaya giren adamın kayınvalidesiydi. Ama bu sadece başlangıçtı. Çünkü birkaç dakika sonra eşinin mesai arkadaşları da gelmeye başladı. Adam şaşkındı. Bu onun için bir tatile benzemeyecekti. Stres atmak yerine bol bol stres yaşayacaktı. Çocukları ve eşiyle kaliteli bir zaman geçirmek yerine kendi aracıyla başka insanların özel şoförlüğünü yapacak. Dinlenmek yerine daha da çok gerilecek ve yorulacaktı. Tatil bittikten sonra da dinlenmek için fazladan 2-3 güne ihtiyacı vardı. Kanka, ailece tatile gitmek böyle mi olur? Ben anlamadım, kafam karıştı. Ne biçim tatil bu? Bu soruya cevap vermeden önce aile nedir ve nasıl oluşur sorularına cevap verelim. Yaratılış 2.24. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Kutsal kitaba aile insanın icadı olunur. İlk aileyi Adem ve Havva arasında Tanrı kurdu. Amacı karı koca arasında sadece Tanrı olsun, anne baba bile olmasın. Tabii ki insan annesini babasını terk etmeyecek ve yardıma ihtiyacı varsa yardım edecek. Kutsal kitap aile örneğine uymayanlar birçok kez hayal kırıklığına uğrayıp boşanıyorlar. Peki ailenin reisi kimdir? Evde kimin sözü geçmelidir? Patron kimdir? Türk toplumu ataerkilidir. Kutsal kitabın yazıldığı zamandaki dünyada öyleydi. Bundan dolayı Tanrı babaya özel bir yetki vermiştir. Baba ailenin reisidir ve dini lideridir. Kolosiler 3. bölüm ve 1. bölüm, Petrus 3. bölüm bu konuda bahseder. Ben sana demedim mi? Erkekler kadınlardan üstündür. Ha. Aslında kutsal kitaba göre erkekler kadınlardan üstün değiller. Tam tersine Tanrı erkekleri ve kadınları eşit olarak seviyor ve onlar eşitler. Sadece ailede erkeğe ve kadına farklı görevler verilmiştir. Aileyi yöneten Tanrı'dır ve karı koca ona göre yaşamalıdır. Baba figürü aynen İbrahim peygamber gibi tüm aileyi bir araya getirip dua ile ailesi Tanrı'nın koruması altına teslim edecektir. Akşam gelince tekrar bir araya gelip Allah'a teşekkür edip onun ismi yüceltilecektir. Baba eşi ve çocukları ile kaliteli zaman geçirir. Onlara Allah'a olan iman ve sevgiyi aşılar. 10 emirde yazılan ahlaki değerleri öğretir. Ha. Erkeklere bu kadar çok görev veriliyorsa, ya şöyle düşündüm, kadınlara ne iş kaldı ki? İyi soru. Kadına bir anne gözüyle baktığımızda birçok şey öğrenebiliriz. Mesela anne-evlat ilişkisi, Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkiyi tam olarak yansıtmaktadır. Anne ailenin kraliçesidir. İleride cennette yaşayabilmeleri için çocukların karakterleri annenin yardımıyla oluşur. Annenin verdiği emek o kadar önemli ki boşuna demiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Annenin çalışmaları o kadar önemlidir ki onun meyvelerini hem bu dünyada hem de cennette göreceğiz. Peki çocukların eğitiminden ve terbiyesinden kim sorumludur? Tabii ki çocukların anne ve babaları sorumludur. Bu sorumluluğu başkalarına yüklemek çok doğru değildir. Tabii ki çocukların eğitimi anne ve babalar tarafından Tanrı'nın yardımıyla yapılacak. Bu iş kutsaldır ve çok büyük sevinç getirir. Karı koca evlendiklerinde bağlılık içinde hayatlarını birleştiriyorlar. Kutsal kitaba göre tek beden oluyorlar. Aynı zamanda hayatlarını Tanrı'ya adadıkları için ailedeki tek 3 kişi yüce yaradan oluyor. Kanka, ailede 3 kişi var diyorsun. Karı koca ve Tanrı. Peki çocukların durumu ne olacak? Çocuklar kendi iradesiyle bu dünyaya gelmiyorlar. Onlar kendi anne babalarını seçmiyorlar. Bundan dolayı
anne babalar adaletli olmalı ve çocukların menfaatlerini kendilerinden üstün tutmalı. Bu konuda öncelik çocuklara aittir. Size bir sır açıklayacağım. Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı henüz anne karnındayken etkilenmeye başlar. Bundan dolayı sağlıklı çocuklarımız olması için daha doğmadan önce onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Sağlıklı ve huzurlu bir hamilelik dönemi geçirmek gerekir. Çocuklar sevgi dolu ailede büyümeli. Peki bu nasıl bir sevgi olmalı? Tabii ki koşulsuz, fedakar bir sevgi olmalı. Çocuklar aile sevgisini hissetmeli ki özgüvenli ve duygusal bakımdan sağlıklı olsunlar. Ayrıca çocuklar anne babaları tarafından sevildiklerinden eminlerse o zaman diğer insanlarla da bu sevgiyi paylaşacaklar ve sevgi dolu bir toplumun bireyleri olacaklardır. Peki çocukların dini eğitimi ne zaman başlamalı? Uzmanlara göre bu eğitim sevgi dolu ailelerde yapılmalı. Çocuklar sevgi içinde büyüdüklerinde bencil olmayacaklar ve yaşadıkları topluma ve ülkeye faydalı işler yapmaya çalışacaklar. Sadece kendileri için yaşamayacaklar. Çocuklar büyürken Tanrı'yı da yüceltmeyi öğrenecekler. Anne babalar çocuklarını aynı kutsal kitapta yazdığı gibi Tanrı'ya adamalıdırlar. Çocukların Tanrı'ya olan sevgilerinin çoğalması için anne babalar ellerinden geleni yapmalıdırlar. Karı koca tatile gittikten sonra çocuklarla kim ilgilenecek, onlara kim bakacak? Çocukların eğitimi devamlı, kesintisiz bir süreçtir. Bu eğitimi ara verilmez. Yasanın tekrarı 6-7-9. Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kendilerinizin kapılarına yazın. Çocuklara en büyük etkiyi aile ortamı yaratır. Ben sabah ve akşam ibadetimi ailece yapacağım ve ondan sonra çocuklarımla ilgilenmeyeceğim diyemez. Çocuklar her an anne ve babanın Allah'a olan imanını hissetmeli ve kutsal kitabın dediği gibi Süleyman'ın özdeyişleri 22:6. Çocuğu tutması gereken yola göre yetişti. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklayın. Her hafta yeni videomuz ile görüşmek üzere.